Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün elimde Türkiye'de satılmayan telefon Vivo X100 Pro var ve en büyük iddiası arkasında gördüğünüz şu devasa kameraları. Bakalım hakkını veriyor mu? Ofise doğru giderken birkaç fotoğraf ve video çekmeye çalışacağım. Üstüne de yorumlarımı yapacağım. Ofiste görüşmek üzere. Bu telefonun en büyük iddiası Android'in pahalı amiral gemilerinde gördüğümüz kamera kurulumunu ve kamera performansını çok daha uygun fiyatlara yurt dışında yaklaşık 900 dolara sunması. Kamera konusunda en büyük rakibi Galaxy S24 Ultra'nın yurt dışı fiyatı 1300 dolar. Yani arada 400 dolarlık ciddi bir fark var arkadaşlar. Bu fiyat mevzusunda videonun sonunda tekrar döneceğim. Orada size anlatmak istediğim bazı önemli meseleler var. Madem kamerası iddialı olan bir telefon, o halde kamerasıyla incelemeye başlayalım isterseniz. Vivo X100 Pro'da her biri 50 megapiksel çözünürlüğünde 3 adet arka kamera var. Ancak çözünürlükleri dışında piyasanın en iyi sensörlerinden birkaçını da bu kamera kurulumunda görüyoruz. En güzel tarafı ise bir dönemin Nokia ve Sony Ericsson telefonlarından hatırladığımız Zeiss lenslerle birlikte gelmesi bu kameranın. Bu sayede çekilen fotoğraflar kamera konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor telefonun. Hatta bence bu fotoğraflar benim yerime konuşuyor diyebilirim. Bu 3 arka kameradan ilki 23 mm'lik geniş açılı ana kameramız. F1.8 diyafram açıklığına sahip bu kamerada lazer fokus teknolojisi olduğu için fotoğraf ve videolardaki odaklama hızı oldukça etkileyici. Ayrıca ana kameramızda optik imaj sabitleme teknolojisi de var. Bu da sarsıntıları tatmin edici bir şekilde engelliyor dostlar. İkinci kameramız ise f2.5 diyafram açıklığına sahip ve kalite kaybı yaşanmadan 4.3x optik zoom yapma imkanı sunan periskop telefoto lensle birlikte geliyor. Yani bu kamerayla 100 mm'ye kadar çekimler yapabiliyoruz. Ayrıca bu kamerada da optik imaj sabitleyici bulunduğu için 100 mm'lik yakınlaştırmalarda çektiğimiz videolarda sarsıntılardan arınmış oluyor. Üçüncü ve son kameramız ise 15 mm yani ultra geniş açılı çekimler yapma imkanı sunuyor bize. Bu kamerada f2.0 diyafram açıklığı var. Şu an Vivo X100 Pro'nun ön kamerasındaki fotoğraf modundayım. Siz ekran kaydını görüyorsunuz şu an ve güzelleştirme modu açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı kuşum aydına benzedim. Güzelleştirme modunu kapattığımda da orijinal halimle böyleyim. Bence böylesi daha iyi. Sesimi Vivo X100 Pro'dan duyuyorsunuz arkadaşlar ve görüntümü de ön kamerasından izliyorsunuz. Ön kamerasıyla 1080p çözünürlükte maksimum 60 kareye kadar çekimler yapabiliyoruz. Bence bu seviyede bir telefonun ön kamerasında 4K çekim yapabilme imkanı sunulmalıydı diyelim. Neyse, arka kameraya geçelim. Vivo X100 Pro'nun arka kamerasından sesleniyorum şu an size. Bu kaydı 4K çözünürlükte ve saniyede 30 kare yapıyorum. Ama bu kamerayla 8K çözünürlükte yine saniyede 30 kareye kadar kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bence 8K işin biraz magazini arkadaşlar. Yani sonuçta bir akıllı telefon için 4K çözünürlük gayet yeterli. 8K görüntüyü kaydettik ama nerede izleyeceğiz? Böyle bir sorun da var. Neyse, çok uzatmayayım. Kamera incelemesine devam edelim. Masaya döndük. İddiası kamera olan bir telefon için sonuçlar bence oldukça geçerli arkadaşlar. Hatta kamera konusunda 2024'ün diğer amiral gemisi Galaxy S24 Ultra ile rekabet edebilecek düzeyde bir performans gördük diyebilirim size. Tabii ki eksikleri var ama neredeyse 400 dolar daha ucuza satılan bir telefon, bu seviyeleri çıkabilmesi çok güzel olay. Şimdi gelin bir de oyun testine geçelim ve bu sırada size telefonun teknik özelliklerinden ve donanımlarından bahsedeyim. Oyun testine başlamadan önce cihazın şarj ve sıcaklık durumunu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Telefondaki oyun modunu aktif ediyorum ki performansını bu şekilde görelim birlikte. Ben PUBG'de çorba parasına koşarken size telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Vivo X100 Pro'da MediaTek Dimensity 9300 işlemcisini tercih etmiş. En çok eleştirilen tarafı telefonun ısınmasına yol açması arkadaşlar. Ve bu sebeple performans kayıplarına neden olduğu söyleniyor. Ancak en nihayetinde şu ana kadarki en iyi MediaTek işlemcisinden ve 4 nanometrelik bir mimariden söz ediyoruz dostlar. Ben bu ısınmaya dair şikayetlerin ve performans kayıplarının gündelik kullanıma negatif etkilerini
etki edeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü bunlar kağıt üzerinde yapılan testler sonucunda alınmış değerler. Buraya birazdan geleceğiz. Elimizdeki Vivo X100 Pro 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Ama 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri de mevcut piyasada. Bu arada 12 GB'a kadar sanal RAM desteği de var telefonun. Telefonlardaki bu sanal RAM olayı nedir? Gerçekten işe yarıyor mu diye merak ediyorsanız WebTekno Plus'taki test videomuza da göz atmanızı tavsiye ederim. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin oyun testimizin sonunda ulaştığımız sıcaklık ve şarj değerlerini görelim. Şikayet edildiği gibi Dimensity 9300 kaynaklı bir aşırı ısınma sorunu görmüyoruz aslında. Bu da Vivo'nun soğutma sistemi ve oyun modu optimizasyonu konusunda başarısını gösteriyor bize. Gelelim şurada gördüğünüz kamera çıkıntısından dolayı bir ankastre ocak ya da uzun bir çamaşır makinesine benzeyen, bunları andıran bu tasarımın detaylarına. Ben böyle biraz sert konuştum ama az önce gördüğünüz fotoğrafları ve videoları çekebilecek kameraları ancak böyle bir gövdeye yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. 6.78 inç boyutunda LTPO AMOLED panele sahip bir ekranla geliyor Vivo X100 Pro. Eğer ekran parlaklığını otomatik olarak seçerseniz yoğun güneş altında maksimum parlaklık 3000 nit'e kadar çıkıyor. Kendisine en yakın rakibi Galaxy S24 Ultra'dan 400 nit daha yüksek. Manuel ayarlamak istediğinizde üst sınır biraz daha bunun altında kalıyor ama bence bu sorun değil. Bunun tamamen şarj tüketimini dengelemek ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. 120 Hz tazeleme hızı sunan bu ekran bence günümüz standartlarını karşılayan, özellikle LTPO panel sayesinde renkleri daha doğal, keskin ve kaliteli gösterebilen bir ekran. Gövde tasarımına baktığımızda telefonun arkasındaki kamera çıkıntısı olan bölümünde kalınlığının 1 cm'nin üzerine çıktığını görüyoruz. Ancak kamera çıkıntısı haricinde bu kalınlık 9.1 mm. Ayrıca oldukça ağır bir gövdemiz var, tam 225 gram. Kamera çıkıntısı sebebiyle bu ağırlık telefonun üst kısmında toplandığı için tek elle tutuşlarda ben biraz konforsuz hissettim ve telefon sürekli düşüp gidecekmiş gibi hissediyorsunuz. Bence bu önemli bir eksi arkadaşlar. Yani telefonun üst kısmı oldukça ağır diyebilirim size. Cam ön yüzeye sahip alüminyum çerçeveler ve oldukça kaliteli bir hissiyat veren arka panel de görüyoruz telefonda. Biliyorsunuz ki amiral gemisi segmentinde artık titanyum çerçeveler epey moda oldu, kullanılmaya başlandı. Ben de bu seviyedeki bir telefonda da alüminyum yerine titanyum görmek isterdim doğrusu ama telefonun fiyatı ve iddiası ortada. Dolayısıyla fiyatını daha aşağı çekmeye çalışan Vivo'nun titanyumu neden tercih etmediği de belli. Vivo X100 Android 14 tabanlı iki farklı işletim sistemine sahip. Elimizdeki Çin'de satışa çıkan Origin OS arayüzüyle birlikte geliyor ama Batı ülkelerinde bu Funtouch OS olarak bu arayüzle birlikte karşımıza çıkıyor. Açıkçası ben Origin OS'yi kullanırken kendimi böyle büyük babası Çin'den ABD'ye göç etmiş bir ABD vatandaşı gibi hissettim. Yani Çinliyim ama anlamıyorum. Çünkü telefonun yarısı Çince ve yarısı İngilizce şeklindeydi. Ne yazık ki telefonun mevcut dil seçenekleri arasında Türkçe yoktu arkadaşlar. Ancak Huawei tarafında olduğu gibi bir Google engeli bulunmadığı için Vivo'nun mağazasından bir Google uygulamasını indirerek Google Play hizmetlerini aktif hale getirebildim. Hemen sonra ne kadar Çin uygulaması varsa içerisinde hali hazırda yüklü olan hepsini kaldırdım ve telefonu o hep alıştığımız Android deneyimine daha yakın bir hale getirdim diyebilirim. Hani olur da yurt dışından ya da Çin'den bu telefonu getirtmek, satın almak isterseniz diye anlatıyorum bunları, aklınızda bulunsun. Gelelim telefonun fiyatına. Telefon yurt dışında 900 dolara alınabiliyor. Videonun çekildiği tarih itibariyle bu fiyat yaklaşık 27-28 bin TL'ye denk geliyor. Bu fiyata yurt dışından iPhone 15 Plus alabiliyorsunuz. Ancak Vivo X100 Pro kamera tarafında iPhone 15 Plus ile rakip değil. iPhone 15 Pro'nun rakibi daha çok. Android tarafında ise Galaxy S23 Ultra, hatta S24 Ultra'nın rakibi. Bu telefonların fiyatı ise 1300-1400 dolar seviyesinde. Yani aradığınız şey iyi bir kameraya sahip bir Android telefonsa Vivo X100 Pro en mantıklı seçeneklerden birisi. En azından içerisinde bulunduğumuz 2024 yılı için. Tabi Android telefonlar arasında yurt dışından alabileceğiniz Pixel 8 Pro da var. Ancak Pixel 8 Pro da bu telefondan 100 dolar daha pahalı, 1000 dolar fiyat etiketine sahip. Özetle Vivo X100 Pro fiyat konusunda Android'in zirvesi olarak bildiğimiz Pixel 8 ile de arasını açıyor. Ancak yurt dışından alıp Türkiye'ye getirecek olursanız bu telefonu biliyorsunuz ki artı 32 bin TL e-mail kayıt ücreti ödemeniz lazım. Bu da telefonun maliyetini toplamda 59 bin TL'ye yaklaştırıyor. Ancak bu e-mail kaydını hemen ödemek zorunda değilsiniz. Çünkü telefonda 3 farklı sim kart var. Her birinde 6 ay kalmak koşuluyla 1,5 yıl boyunca kayıtsız kullanım yapmak mümkün. Tabii o vakte kadar e-mail kayıt ücretlerinde bir artış da görebilirsiniz. Aklınızda olsun. Vivo Türkiye'ye bu telefonu inceleme amaçlı bize gönderdiği için sizlere de bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.